Deprem haberlerine devam edeceğiz değerli izleyiciler ama bazı önemli haberleri de verelim. Bugün yine Türkiye gazetesinde Yücel Kayaoğlu'nun güzel bir haberi var. Türkiye'de atlatma haber konusunda Türkiye gazetesinin Ankara bürosundaki Yücel Kayaoğlu'nun böyle önemli haberleri oluyor. 5 dönemlikler aday olmayabilir. AK Parti'de büyük değişim bekleniyor diye. Onu da hemen okuyayım. Bir dönem ara vererek 5 dönemdir vekillik yapan Binali Yıldırım, Mustafa Elitaş, Hakkı Köylü, Nurettin Canikli, Recep Akdağ, Mustafa Ataş, hayat Yazıcı, Taner Yıldız ve Bayram Özçelik aday olmayabilir diyor. Değerli izleyiciler, ee, Yücel Kayoğlu'nun aktardığına göre AK Parti kulislerinde bir dönem ara verip yeniden seçilen ve 5 dönemdir milletvekili yapanlar ilgili kararın Erdoğan tarafından verileceği söyleniyor. Bu arada kendi isteğiyle aday olmayanlar, 3 dönem kuralına takılanlar, ve parti yönetiminin kararıyla listeye giremeyecek olanlar dahil edildiğinde AK Parti'nin milletvekili aday listelerinde büyük değişim yaşanacağı bekleniyor. Bu kapsamda AK Parti'deki değişim oranının %60 oranında olabileceği söyleniyor. Ee, AK Parti adaylık başvuruları bugün sona eriyor, bugün çarşamba. Hemen ardından da AK Parti'de aday listelerinin oluşturulmasına yönelik değerlendirmeler başlayacak değerli izleyiciler. Bir haber daha var, yine Yücel Kayaoğlu'nun haberi. Bir, bir daha getirsen Erdem onu. Buna bir dönem, bir şey daha söyleyeceğim orada. Hüdapar'la ilgili değerli izleyiciler, Yücel Kayoğlu'nun bir haberi daha var onu da söyleyeyim. Ee, öte yandan AK Parti'nin e, Hüdapar'la yürüttüğü görüşmelerde e, AK Parti listelerine ayrılacak kontenjan konusunda karar aşamasına gelindi. Ve AK Parti tarafından Hüdapar'a Güneydoğu şehirlerinde iki garanti milletvekilliği kontenjanı verileceği söyleniyor e, Yücel Kayoğlu'nun kulis haberi bu. Hatırlatalım 2018 seçimlerinde Hüdapar 155 bin civarında oy almıştı. AK Parti'nin de Güneydoğu'da iki tane oy vereceği, iki tane milletvekilini garanti ettiği söyleniyor. bunu da hatırlatalım.